elinizde bir silahınız var. Bunu bir tankın veya bir geminin üzerine veya bir helikoptere koyabilirsiniz ama önemli olan o silahın nasıl özel bir kule veya sistem içerisinde taşındığı. Çünkü uzakları vurmak için çok yüksek hassasiyet gerekiyor. Bu konuda Türkiye'de önemli çalışan şirketlerden biri Unirobotics ve geliştirdiği yeni kuleyi bugün tanıyacağız. Şimdi merhabalar öncelikle. Hayırlı uğurlu olsun yeni kuleniz. Teşekkür ederiz. Bu kule iki isimli olarak lansmanını İDEF'te yaptınız. Neden iki isim koydunuz? Bunu önce bu soruyla başlayalım. Peki. Şimdi Unirobotics firmamız Açık Deniz Karakol Gemisi projesine ana yüklenici seçildi. Bu sistemi geliştiren ana yüklenici seçildi. Ama orada Havelsan'la birlikte çalışıyoruz. Havelsan'ın Advent savaş yönetim sistemine entegre bir şekilde çalışacak sistemimiz. Orada esasında biz Havelsan'a bağlı çalıştık. Targan ismi Havelsan'ın proje. Evet, Targan proje ismi kulemizin. Trakon da bizim kendi marka ismimiz. Projeyi beraber yaptığımız için Trakon Targan olarak geçti. Böyle iki isimli bir şey yaptınız İki yani. İki isimli bir şey yaptık. Trakon esasında bu bir deniz sistemi biliyorsunuz. Şimdi şanına yakışır bir isim bulmamız lazımdı. Bizim de denizlerimizde Trakonya denen bir balık vardır. Çarptı mı çok fena yapar. Biz Trakonya'dan esinlendik. Trakon olarak kısalttık. Hem İngilizce'de hani üzerinden takip et hem de Trakonya'yı da çağrıştırsın diye Trakon ismini koyduk. Targan da projeden gelen isim. Yani dikkatli olacaklar bununla evet. ilgili. Evet. Şimdi bunun içerisinde M2 gibi gerçekten kendini çok ispat etmiş, yıllardır ülkemizde de üretilen bir silah var ama kule tasarım ne kadar sürüyor? Geçen hafta da Konya'da önemli bir testi tamamladı. Biraz o aşamaları sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi biz bu projeyi aldığımızda Hisar sınıfı gemilerin projelendirmesi başlamıştı. Gemi kızaktaydı. Biz biraz daha projenin ortalarında dahil olduk. Esasında böyle bir sistemi yapmak, iyi bir şey ortaya koymak istiyorsanız yaklaşık 3-4 yılı alıyor. Ama bizim proje süremiz çok kısaydı. 2 yıl süre zarfında bizim teknik parametreleri karşılayacak bir sistem yapmamız gerekiyordu. Bu biraz yatırım istiyor. Gerçekten pahalı bir yatırım istiyor. Biz bu yatırımı yaptık. Burada tabii işimizi kolaylaştıran şu oldu. Ekibimiz daha önce on the move antenler yapan, bunları stabilize hale getiren bir ekipti. Biz bu ekibi yeni, zeki, çalışkan, genç mühendis arkadaşlarla zenginleştirdik ve bu işe soyunduk. 2 yıl sürdü, çok yoğun bir çalışma oldu. Çünkü burada biz bazı inovatif çözümler bulmak zorundaydık. Biz şunu istiyorduk, piyasadaki mevcut kuleleri tekrarlayan bir çözüm ortaya koymayalım. Biz biraz eşiği aşalım istedik. Buradaki amaçlardan biri de sistemi olabildiğince kompak bir yapıya çekebilmekti. Daha küçük bir yapıya çekebilmekti. Bu yüzden arkadaşlar 25 farklı tasarım üzerinde çalıştılar bu 2 yıl zarfında. Olay sadece tasarım diye baktığımız zaman bir mekanik tasarım var, bir de yazılım tarafı var. Bu ikisinin birlikte uyumlu çalışması gerekiyor. Bu yüzden çok kuvvetli bir mekanik tasarım ekibi, bir de yazılım ekibimiz var. Bu 2 yılın sonunda da işte sistem kalifiye oldu. Önümüzdeki haftalarda da fabrika kabul testlerine başlayacağız. Şimdi ben ne zaman bu tür sistemlerle ilgili haber yapsam niye 12.7, niye 20 değil, niye 30 değil, 35 değil gibi sizden kısaca neye göre milimetre çaplar değişiyor? Biraz böyle bir hazır yakalamışken onu da soralım. Size çok alıyoruz çünkü bu soruyu. Evet. Şimdi bu sorunun cevabı platform bazında değişiklik gösteriyor. Biz şimdi burada deniz sistemini konuşuyoruz. Deniz sisteminde bunun projedeki tanımlaması yakın savunma silah sistemi olarak yani kaç metre yakın dediğimiz zaman? Yakın dediğimiz zaman şimdi burada silahın etkili menziliyle dolu orantılı. Bizim nedir etkili menzilimiz? 1800 metre. Yani 0 ile 1800 metre arasına giren hedefleri karşılamak, o hedefleri imha etmek için geliştirilen bir sistem bu. Neden 30 kullanılmıyor, neden 20 kullanılmıyor? Şimdi sizin bu silah sistemini koyacağınız platformdaki yer çok önemli. Bunun kısa menzillerde hedefi görebilmesi gerekiyor. Siz bazen çok uzun menzilli bir silah kullandığınız zaman
çok kısa menzilde angajmana giren bir hedefi bazen görüp vuramıyorsunuz. Buradaki elevasyon veya işte yükseliş, alçalış açıları dediğimiz açıları. Biz üzerinde gidiyoruz. Evet, açıları çok önemli. Dünyadaki tehdide baktığımız zaman bazen geminin radarı küçük hedefleri görmekte zorlanabiliyor. Ve hedefler radarın görmediği kör noktalardan platforma yaklaşabiliyor. Böyle durumlarda büyük silah sistemlerini tehdide angaje edebilmek çok zor oluyor. Silahların nasıl diyeyim size mevcut açısı, yükseliş, ondan sonra alçalış açıları hedefe angajman olmayı zorlaştırıyor. Ne yapıyorlar? Daha küçük makine tüfekler, daha küçük sistemler kullanarak bunları da mümkün olduğunca platformun olabildiğince yanına, bizi ne diyelim ona, tam denizcilik teriminde bordaya yakın yerleştiriyorlar ki kör noktada kalan hedefi görebilsin ve bunu da imha edebilsin. Tabii ki siz 20 de koyabilirsiniz, 30 da koyabilirsiniz ama bu sefer tehdit farklılaşıyor. Siz tehdide göre bir cevap vermek zorundasınız. Bu size tanımladığım tehdide cevap vermek için geliştirilmiş bir sistem. O tehdide siz 30 milimetreyle cevap veremeyebilirsiniz. Bu maliyetli olabilir. Silahın bulunduğu pozisyondan dolayı oraya angaje olamayabilirsiniz. Oradaki mesafedeki, oradaki açıda angaje olamayabilirsiniz. Bu yüzden dünyada yapılan deneyimler bu tip 12.7 gibi silah sistemleri, 14.5'luk silah sistemlerinin bu görevler için uygun olduğu görülmüş saha tecrübeleriyle. Bunlar tabii tecrübeyle ortaya çıkıyor, evet. Ve uygulamada Deniz Kuvvetleri'nden size bunu geliyor. Şimdi tabii topun önüne geldik. Burada çeşitli sensörler var. Biraz da bu teknik konuları sormak istiyorum. Kule nasıl takibi gerçekleştiriyor? Hangi sensörler, hangi sistemler var üzerinde? Şimdi bu sistemde başlıca istenilen özelliklerden biri de silah eksenini değiştirmeden elektrooptik suite'le hedef takibi yapabilmek, keşif gözetleme misyonunu yerine getirebilmek vardı. Bu yüzden şurada gördüğünüz gibi bakın hareketine başladı. Elektrooptik suite'imiz silah ekseninden bağımsız hareket edebiliyor. Hem yükseliş hem alçalışta hem de DLISA ekseninde bağımsız hareket edebiliyor. Bunun da amacı şuydu. Siz silahın pozisyonunu değiştirmeden elektrooptik suite'le belli açılarda, bu yaklaşık iskele sancağı bir arada düşünürsek 103 derecelik açıda keşif gözetleme yapabilirsiniz kamerayla. Bu neden isteniyor? Mesela dost bir limana gittiniz, ondan sonra demir attınız. Şimdi biraz da çevre gözetlemesi yapmak istiyorsunuz. Silahı çevirmek limanda sivillere karşı hoş karşılanacak şeyler değil. Ama olası tehditlere karşı da bazı önlemler almanız lazım. İşte bu elektrooptik suite bir ölçüde bu işe yarıyor. İkincisi, hedef hareketliyse, siz de hareketliyseniz bir hedef takip özelliğine ihtiyacınız var. Önleme atışı yapmanız lazım veya biraz namlıyor, hareket eden hedefin önüne doğru attırıp mermiyi hedefle buluşturmanız gerekiyor. Bunun için de bağımsız hareket eden bir elektrooptik suite'e ihtiyacınız var. Eğer elektrooptik suite'iniz silahla birlikte hareket ediyorsa bunu yapmanız biraz zorlaşıyor. İşte bu sebeple buradaki projede istenilen bağımsız hareket edilebilen bir elektrooptik suite'ti. Bu elektrooptik suite deneyimiz var. Çok uzak mesafelerden görüş yapabildiğimiz bir soğutmalı termal kameramız var. Bir lazer mesafe ölçerimiz var. Ve yüksek kapasiteli bir gündüz kameramız var. Buradaki gimbal'ı biz tasarladık. Gördüğünüz gibi bağımsız hareket edebiliyor bu gimbal. Hem elevasyon, yani yükseliş ve alçalış açısından hem de DLISA ekseni deniliyor denizcilik terimlerinde. Biz daha çok azimut ekseni diyoruz. Sağ ve sol dönüşlerde bağımsız hareket edebilen bir yapı kurduk. Şu anda mesela silah ekseniyle birlikte hareket ettirdik. Yine silah ekseniyle birlikte azimutta dönüş yapabiliyor. Hem silah hem elektrooptik suite beraber dönüş yapabiliyor. Burada mesela dikkat ederseniz, belki ilgisini çeken arkadaşlar için, bu konuda ilgi duyan arkadaşlar için, lütfen. Biraz küçük bir yapı. Küçük bir yapı ve böyle dışarıdan baktığınız zaman o kaba motorları, o çirkin yapıları görmüyorsunuz. Çünkü buradaki tasarımda biz her şeyi mümkün olduğu kadar gövdenin içine yerleştirdik. Gövdenin içine yerleştirdik. Neden? Hem biraz çevresel şartlardan alt ana kritik sistemleri koruyalım, hem de mümkün olduğu kadar sistemi basitleştirelim. Sistemde daha çok kompozit bir yapı kullandık. Bu kompozit. Bir deniz şartları, bu deniz şartları tabii bu etkilemesi, ona göre önlem almanızı gerektiriyor. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar, yani mümkün olduğu kadar diyoruz ki her şeyi %100 yapamazsınız. Ama mümkün olduğu kadar yapıyı ana gövdenin içerisine
entegre ettik. Taşıyıcı kollar dediğimiz, taşıyıcı yük dediğimiz bu yan duvarlarda bütün elektronik komponentlerimiz bu yan duvarların içine gömülü. Bu çok inovatif bir şey. Bunu dünyada örneği yok. Bunu biz başardık. Böyle küçük, kompakt bir yapı elde ettik. Tabii kompozit yapı kullanmamız bir ölçüde de sistemin radardaki görünürlüğünü düşürebiliyor. Kompozit yapının böyle bir avantajı var. Sistem çok güzel oldu. Tabii biz bu kompakt yapıyı kara sistemlerine de uygulamaya başladık. Bunun bir kara versiyonu da geliyor. Bu sistem üzerinde güzel olan taraf 4 farklı silah sistemini entegre edebiliyoruz. Hangileri onlar? Şimdi 40 mm otomatik bomba atar entegre edebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi 12.7 mm entegre edebiliyorum. Öbür şeyde görüyoruz, Trikon üzerinde görüyoruz, 30 mm 30x113 kısa namlulu topu entegre edebiliyorum. Aynı zamanda 25x137 mm biraz daha büyük bir topu bu sisteme entegre edebiliyorum. Entegrasyonu yaparken çok minimal bazı arayüzleri değiştirerek yapıyoruz bunu ama ana yapı aynı kalıyor. Yani ne kadar silah dediğiniz 30 mm'ye falan çıkınca biraz daha büyük yapı itibariyle ama sorunsuz bir şekilde sistem üzerine çalışıyor. Çalışıyor çünkü biz ilk projeyi aldığımızda tasarımı yaparken zaten elimizde bir 30-113 top vardı. Biz geleceği de düşünerek yapıyı 30-113 veya 25 mm topun geri tepme kuvvetlerini de karşılayacak şekilde tasarladık. Yani tekrar bir iterasyon yapıp yeni yeni taretler yapmaktansa bir yapı üzerinde 2'den 3'ten fazla silah sistemini taşıyabilecek bir yapı haline getirelim dedik. Bu da esasında bizim mühendislik başarımız. Buradaki mühendislik eşiğimiz diyelim. Bununla gerçekten gurur duyuyoruz. Karaya çıktığı zaman nerelerde göreceğiz? Böyle bir sabit kulelerde mi yoksa daha zırhlı araçlarda ne öngörüyorsunuz? Bizim buradaki hedeflediğimiz pazar esasında 4x4 zırhlı personel taşıyıcılar. Neden? Şimdi 4x4 araçlar savaş ortamında çok çevik hareket edebilen bir araçlar. Hafif araçlar bunlar. Ve herkes yavaş yavaş bu kadar yani çevik, hafif çevik araçlara doğru yönelmeye başladı. Bu araçların üzerine herkes maksimum kinetik enerjili silahlar arayışına girmeye başladı. Şimdi siz her kalibre için farklı silah kuleleri yaptığınız zaman bu işin maliyeti artıyor. Çünkü artık savaşlar çok pahalı, çatışmalar pahalı. Bir ölçüde de söylenir savaş muhasebe defterlerinde kazanılır diye. Bizimki gibi mühendislik firmaları da ne yapıyor? Her silah, her kalibre için ayrı bir kule çözümü geliştirmektense teknoloji artık vaat ediyor bunu. Teknoloji bu olanağı size veriyor. Öyle bir yapı yapalım ki, optimize edelim ki 2'den 3'ten fazla silah sistemini tek bir kulede taşıyabilirim, buluşturalım. Böylece kullanıcı için de maliyet etkin bir çözüm olsun. Biz bütün bu projeyi aldığımızda bütün bu planlamaları yaptık ve sistemi bunun üzerine geliştirdik. Esasında 2 yıl çok sıkışık bir süreydi bunun için ama gerçekten büyük yatırım yapıldı bu konuda. Ve 2 yıl içerisinde de bu kuleleri çıkartmış olduk. Farklı ürünlere de hizmet vermek üzere hazırsınız. Hazırız, evet. Buradan sonra bakalım yavaş yavaş belki çok daha büyük kalibreli silahlar için de kuleler geliştirmeye başlarız. Peki ilk kullanıcı Deniz Kuvvetleri, Trakon Targa'nın bir ihracat beklentiniz, talep nasıl? Özellikle İDEF, şu fuar bazlı sormak istiyorum. Esas talepler çok yüksek. Şimdi Türkiye'nin kendine göre bazı avantajları var. Şimdi birinci avantajı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çatışma deneyimi yaşayan bir silahlı kuvveti olması önemli bir mevzu. Biz çatışma sahalarından çok fazla tecrübe toplayabilen bir savunma sanayiyiz. Ve Türk savunma sanayi çok inovatif olmaya başladı. Maliyet etkin çözümler sunabiliyoruz. Bu çok önemli. İşte maliyet etkin çözümü sunabilmemiz, bütün tasarımların esasında sahadan gelen deneyimlerle yapılması dost ülkelerin de dikkatini çekiyor ve bu yönde de bize talepler geliyor. Türkiye özellikle bu uzaktan kumandalı silah kulesi de gerçekten çok rekabetçi durumda. Hem teknolojik olarak rekabetçi hem maliyet etkinlik açısından çok rekabetçi. Sizlere başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Biz de farklı platformlarda veya ihracat başarınızı haberlerini yapalım. Kolay gelsin sizlere. İnşallah. Teşekkür ederim. Size de öyle. Sağ olun.